Okulsuzluk sohbetleri. Bu sohbet dizisinde Türkiye'de ve yurt dışında okulsuzluk deneyimi olan kişilerin okulsuzluk hakkındaki düşüncelerini ve kendi öykülerini dinliyoruz. Gelecek sohbetlere katılmak isteyenler iletişim bilgilerini paylaşabilirler. Keyifli dinlemeler. Öncelikle genel sorularla başlayacağız. Bu okulsuzluk kavramı çok tartışılıyor. Nedir? Yani bir, herkes fili tuttuğu yerden tarif etmeye çalışıyor gibi. Belli başlı bir ekol de oluşmamış. Yani zaten okulsuzlukla ilgili bir ekolün olması biraz abes olabilir. Dolayısıyla size sormak istiyorum. Yani herkesin bir burada fikri vardır ama sizce okulsuzluk ne? Siz nasıl tarif ediyorsunuz? Sizin durduğunuz yerde nasıl görünüyor okulsuzluk? Yani önceden bu soruya çok fazla cevabım vardı ama şimdi çok zor cevap verdiğim bir soru. Çünkü daha önce bununla ilgili felsefi altyapıyı, zemini oluşturmaya çalışırken bir kavramı alıyorsunuz, o kavramın içine hayatınızı sokuyorsunuz. Yani önce bir kavramın içine yerleşiyorsunuz. Hayatınızdaki her şeyi o kavramın çerçevesinin içine sıkıştırıyorsunuz ama sonra o kavram size fazla şey geliyor, dar geliyor. Onun dışına çıkıyorsunuz ve o hayatınızın içinde eriyor. Bize de böyle oldu. Yani önceden okulsuzluk deseydim ne derdim? İlk bağlamlarım neydi? Benim için içsel motivasyonunu öğrenmeydi okulsuzluk. Okul bağlamım hiç olmadı. O yüzden hani okula karşı da olmadım. Okulla ilgili değildi. Benimki hep, hatta bunun için çok farklı tanımlar kullanmışımdır. Blogda falan okulsuzluğu çok az taglemişimdir. Hep öğrenme üzerine. Serbest öğrenme demiş olabilirim. İçsel motivasyonla öğrenme demiş olabilirim. Hep öğrenmekle ilgiliydi benim teorim. Hı hı. Felsefi zemin. Öğrenmenin nasıl daha farklı yapılabildiği, yani öğrenmenin sınırsızlığıydı öğrenme yolculuğunu. O yüzden benim için okulsuzluk bir binaya ihtiyaç duymadığımız gerçeğinden başka bir şey değildi. Yani anladım. Oradaki structure, yani şey, yapıya tanımlanmış, tasarlanmış, bina inşa edilmiş yapıya ihtiyaç olmadığına dair bir felsefi zemindi. Anladım. Dolayısıyla aslında bu okulsuzluk şeyinde, tamlamasındaki o olumsuz durum, okulsuz durumu aslında okul dediğimiz o fiziki yapıya bir karşıtlık olarak değil. Kendinizi öyle konumlandırmıyorsunuz. Bir şey olumsuzlama üzerine bir duruşunuz yok anladığım kadarıyla. Çünkü bu kavram, evet, ya öyle inşa edildiği için belki biraz anarşizme kadar varabilen tepkisel bir duruş gibi görünüyor ama aslında bu duruş bir şeyi reddetme ve olumsuzlama değil, başka bir şeyleri kabul etme üzerine gibi sanki. Öyle mi anlıyorum? Evet, yani bu bireysel olarak değişebilir. Çünkü her okulsuzun okula göndermeme sebebi değişebilir kendi kişisel yolculuğuna göre. Bazıları okulda çok travma yaşamış ebeveynler oluyor. Çocuklarını bundan korumak istiyorlar. Bazıları gerçekten anarşist ve sistem karşıtı olarak hissediyor. O yüzden okul da bunun karşısında olabiliyor. Yani herkesin bağlamı çok farklı. Okulsuz, okula göndermeme de okulsuzla ilgili. Ama benimki bir okulsuzluk değil. Ama şöyle, başka türlü anlatması da çok zor. Hı hı. Başka bir kelimeyle tarif etmek gerçekten çok zor. En kolayı bu. En kolayı. Yani okulsuz dediğiniz zaman herkes anlıyor ne dediğinizi. Hı. Çok güzel. Çok net bir şekilde okulsuz olunca okula göndermiyor. Bu tam bir bağlam çiziyor kafada. Sonra onun içini konuşarak doldurabiliyorsunuz. Ama en net, en basitçe anlatabilmenin yolu okulsuz demek gerçekten. Peki bu sorular arasında yok ama şimdi merak ettim. Okula giderek okulsuz olunur mu sizce? Hem çocuğumu, hem ben okula gidiyorum. Bir taraftan da ya bu bir zihniyetse, ben öyle anlıyorum. Bir zihniyet ve duruşsa bu,
okula gitmeden de aslında adına okulsuz dediğimiz ama zihniyet olarak okullu insanlar ya da okula gidip zihniyet olarak okulsuz insanlar da olabilir mi? Tabii ki olabilir. Benim için şöyle bir bağlam var. 5 yaş çok küçük. Bu bağlamı yani okulsuz olan bir zihin düşünelim. Yani çok açık bir aile, bütün öğrenmeye karşı çok açık, hayattaki fikirlere karşı açık, sorgulanabilir bir yapı var diyelim ki evde. Ondan sonra ama çocuğun 5 yaşında okula başlaması benim için çok küçük. O şöyle bir şeye dönüşüyor. Çocuğun zihnini bir anne çekiştiriyor, bir okul çekiştiriyor gibi bir duruma dönüştürüyor mesela. Benim tecrübemde ve düşünceme göre. Neden? Çünkü okulda ne oluyor? Sizce okul, ikinci sorumuz o ya. Niye okulda ne var yani? Okulda bir yapı var. Evde de bir yapı var. Yani evde de bir yapı var, okulda da bir yapı var. Bu kadar aslında, çok net. Hani bu yapıyı istediğimiz gibi tarif edebiliriz. Okulun yapısı şöyle deriz, evin yapısı böyle deriz ama iki farklı yapı var. Bu iki farklı yapının içerisinde eğer siz gerçekten çok farklı düşünüyorsanız, o zaman çocuğu okula gönderdiğinizde çocuğun ilk başta, o kadar küçük bir çocuktan bahsediyorum, aklı çok karışır. Ama benim çocuğum şimdi 8,5-9 yaşında ve bu sorgulamalara çok açık. Şu an okula göndermekten korkmam hiçbir şekilde. Yani gitsin, ne olacak diye. Çünkü ben zaten onunla her şeyi tartışabiliyorum. O zemini oturtmuşum. Fikirsel tartışma zeminini oturtmuşum. Bir sürü düşünce, fikir konusunu oturtmuşum. Yani okulda duyduğu şeyler de fikir. Benden duydukları da fikir. O kendisi bambaşka şeyler düşünebilir. Anladım. Onunkiler... Ama bunu oturtmak için benim için birkaç yıla ihtiyaç vardı. Kendi açımdan baktığımda. O yüzden ilk başta okulsuzluğu düşünürken de eşime şöyle diyordum. Yani 8-9 yaşına kadar gerçekten bu yapıların sorgulanabilirliğine dair kendi, yani bu özgürlüğü ona açarsak ondan sonrası zaten hiç sorun değil diye düşünüyorum. Anladım. Belli bir olgunluğa gelmesini bekleriz. Belki bu da çok öznel bir yaş aralığı olabilir. Kişiden kişiye değişiyor olabilir yani. Çocuğa göre çok değişebilir. Çocuğa göre değişebilen bir şey. Ama çocuğumu mesela 6 yaşında, 7 yaşında şartların dolayısıyla okula göndermiş olsaydım inanılmaz kötü bir şey mi olurdu? Yok. 10-11 yaşına geldiğinde zihninizdeki yapıları ben şimdi nasıl 30 yaşında kırabiliyorsam, hı-hı, o da kırabilir. Evet, pekala. Doğru. Siz yüksek lisans mezunusunuz ya. Bir de okula en fazla maruz kalanlardan birisiniz. Doğru. Hem de ben o kadar, yani nasıl diyeyim, ilkokul 3'ten beri hafta sonlarını dershanede geçiren, yaz tatilinin 1,5 ayında etütlere gitmiş falan. Bilmiyorum. Evet, bizim nesil. Çocuğunuz 2,5 senedir o zaman okula gitmiyor. Doğru mu? Okulsuz günleri nasıl geçiyor? Bize biraz anlatır mısınız? Okulsuz olmanın bir boşluğu var diyelim, değil mi? Aileler bundan çok korkuyor. Yani çocuk okula gönderme gerekçelerini sorduğumuzda bir takım gerekçeler alıyoruz. Bunlardan bir tanesi işte gelecek endişesi var. Oradaki bilgi ve müfredatın verdiği işte yetkinliklerden mahrum kalma gibi endişe var. Sosyalleşme konusunda endişeler var. Ya okula gitmezse sosyalleşemez falan. Bir de altta yatan, özellikle çalışan anne babaların okula göndermesindeki gerekçe, altta yatan gerçekten bir tanesi okula gitsin, bize zaman kalsın. Bir nefes alalım falan. Bu anlıyorum. Önemli bir gerekçe. Siz bu boşluğu nasıl dolduruyorsunuz veya bunu dolduracak bir boşluk olarak mı görüyorsunuz? Yaklaşımınız nedir bu konuda? Boşluk olarak deneyimlemiyoruz. Çünkü zaten akan bir hayat var. Yani o hayatın içerisinde bizimle beraber aktığı için o bize bir boşluk olarak gelmiyor. Ama okulsuz, sus eki bağlamında bakarsanız, eğer okullu olmayı normalleştirirseniz o zaman o boşluk gibi olur. Ama tam tersini düşünelim. Herkes okulsuzdu ama bazı çocuklar okula gidiyordu deseydik de o zaman o da işe gitme gibi sanki bir şeyle, yani başka, o da başka bir şeye dönüşüyor. Yok. Biz boşluk olarak deneyimlemedik. Aslında okul üzerinden kurduğumuz bir felsefi altyapı ya da yaşamsal bir altyapı olmadığı için bizim hayatımızda bir değişiklik yoktu. O yüzden bu soru bizim için çok bir soru olmuyor. Boşluk yok çünkü gün akıyor zaten. O günün akışı içerisinde çocuk çok meşgul. Siz de mi okulsuzsunuz anne baba olarak? Kendinizi öyle mi tanımlıyorsunuz? Şu an itibariyle. Öyle. Çünkü
ben şu an mesela kendim evden çalışıyorum. Yaptığım iş tamamen okulsuz olarak kendimi geliştirdiğim ve insanların benim o konuda geliştirdiğim bilgiye güvenmesiyle ilerleyen ve güzel bir şekilde ilerleyen bir eşlik, bir danışmanlık mesela. Ama hiçbir şekilde bir okul altyapısı yok. O yüzden hani 9 yıllık kendime dair bir yolculuğun sonucunda edinmiş olduğum bir hem ruhsal hem şifalanma süreciyle ilgili bir destek veriyorum birlikte çalıştığım insanlara. Bunu önceden çok uzun yıllardır profesyonel olmadan yapıyordum yani. Profesyonel de ayrı bir tanım da. Bunu şimdi şey demek için söylüyorum. Yani ücret karşılığı olmadan yapıyorum. Evet. Ve zaten yıllardır da bu gerçekten iyi giden bir şeydi. Ancak şimdi son 6 aydır kendiliğinden bana gelen bir davetle şeye dönüştü, bir işe dönüştü benim için. Hem ailemi desteklediğim, hem çok keyif alarak ve gerçekten içimden gelen armağanı, yani bana, nasıl diyeyim, bana ait diyeceğim ama bu kelimenin altı tam olarak bana ait değil. Çünkü bu bilgi, yaşam deneyimime, benimle beraber bir sürü insanla deneyimlediğim şeylere, bilgiye, kitaplara, her şeyle birlikte özümsediğim bir şey. O yüzden bana ait demeyeceğim ama şey diyeceğim, bireysel deneyim diyeyim. Evet. Bu bireysel deneyimimi sonuçta bir işe dönüştürüyorum ama o tamamen okulsuz bir deneyim. Dolayısıyla okulsuz diyebilirim. Bu bilgiye inanmak ve bunu yapabileceğime inanmak da benim için gerçekten okul ve kültürün bu kodlarını kırmakla ilgili bir cesaret meselesiydi gerçekten. Peki şimdi siz yani işte 30 küsur yaşında iyi eğitimli, dolayısıyla bir taraftan mesela yeniden profesyonel hayatta iş bulmak için imkanları geniş olan birisiniz. Yani ODTÜ mezunu, işte kimya mühendisi, yüksek kimya mühendisi, profesyonel iş deneyimi var vesaire. Çocuğunuzu düşünürsek tamamen okulsuz bir yoldan gittiğini varsaydığımızda sizce karşılaşabileceği riskler ne olabilir? Öyle bir risk planı ya da işte analizi yaptınız mı zihninizde? Yapmadık. Öyle bir endişemiz olmadı. Çünkü okula karşı olmadığımız için ya hep ya hiç diye hiç düşünmedik. İsterse 14 yaşında, yani diyelim ki bir tek engel şöyle bir engel. Diyelim ki bir sene daha gitmedi artık. Bir ilkokul birden başlayıp da hani orada biraz zorlanır okula tekrar gitmek isterse. İlkokula hiç gitmemiş biri olarak tekrar başlamak isteyen biri olursa, bir çocuk olursa. O yüzden 13 yaşına kadar o bağlamda zorlanabilir ama 14 yaşından sonra sınavlara girip okula dönüş yapabilir. Yani ilkokul sınavını verebilir, ortaokul sınavını verebilir ve ondan sonra dönüş yapabilir, başlayabilir. Ve isterse diploma alabilir, üniversiteye gidebilir. Anladım, güzel. Başka şartlar oluşabilir, yani yurt dışında başka şartlar oluşabilir, bir burs kazanabilir, ya her şey olabilir, bu bir sürü seçenek var hayatta. O yüzden o bağlamda öyle bir negatif bir düşüncemiz olmadı. Anladım. Biz bunun akışına bırakabilen bir aileyiz böyle şeyleri. Hep şimdideyiz, hep şimdi ihtiyacımız ne diye soruyoruz. Şu an ihtiyacımız ne? Şu an okul mu? Mesela daha yeni konuştuk. İstanbul'a geldiğimiz için düzenimiz çok değişti. Ben de çalışıyorum şu anda ve ile ilgili bir şey sıkıntısı oldu. Bir uyaran, yani arazideyken, İzmir'deki evimizdeyken o kadar çok meşguldü ki, o kadar çok uyaran vardı ki öğrenmekle ilgili. Şimdi evin içerisinde burada pandemi şartları gereği. Ve daha az dışarı çıkabiliyor. Çıksa bile çok uzak mesafelere, yok müzelere, oraya buraya gidemiyoruz şu an. Dolayısıyla şu an şey düşündük, ya bir yıl buradayız, ne ister? Yani hani okula gitmek ister mi? Hadi git, hadi gitsin istiyorsa yani okula diye. Evet. Bunlar bizim için hep anda, şu an ihtiyacımız ne olarak konuşulan şeyler. Çok esnek bir düşünce yapımız, çok esnek şartlara bağlı. Şimdi hep birinci çoğul şahıs kipi kullanıyorsunuz ya, biz diye. İnsan ister istemez merak ediyor. Mesela 6 yaşındaki okula gitme kararı veya gitmeme kararı alınırken ne kadar katıldı bu sürece? Her zaman bütün süreçlerin içerisinde katıldığında biz ona her zaman soruyoruz. Sürekli sorduğum bir şey.
biriyle karşılaştığında da sen de deneyimlemek ister misin? Bugün işte okulun önünden geçiyoruz, bir şey soruyor. İçeri girelim mi, bakmak ister misin? Hiç denedi mi? Okulu hiç denedi mi? Ne demek istemedi? Yani online derslere bu pandemi sürecinde katılma şansı oldu başka çocuklarla, onların aracılığıyla. Ama hoşlanmadı çünkü fıtratı bunu benimle bile bir öğretme konusunda yönlendirmeye çok şey değil, açık değil. Gerçekten çok içsel motivasyonuyla davranmaya odaklı bir çocuk. Çok zor yönlendiriliyor ve yönlendirme olduğu zaman çok geriliyor. Çok böyle öğrenmenin çok sekteye uğradığını deneyimledik biz kendimiz bir şey öğretmeye çalıştığımız zamanlarda. Ondan sonra ama eğer ellemezseniz o kadar hızlı bir şekilde öğrenebiliyor ve o kadar keyifli öğreniyor ki. O yüzden biz de çok ellemiyoruz. Ama bu okul her zaman gündemimizde olan bir şey. Tükaka olan bir şey de değil. Şartlarımız gerçekten bunu gerektirdi ve diyelim ki istemiyor hala. Yani kesinlikle reddediyor. Ama bizim için, onun için en sağlıklısı olduğuna gerçekten çok emin olduğumuz bir durum oluştu. Yani orada ebeveynlik şeyimizi biraz kullanırız Ha, gibi. tam bu noktada bizim birkaç gündür veya haftadır okulsuzlar grubunda tartıştığımız bir şey var, konu var. Müdahale, tırnak içinde. Çünkü müdahale de okulsuzluk kavramı gibi. Ne olduğu belli değil. Herkes farklı anlayabiliyor. Neyin müdahale olup neyin müdahale olmadığını. Mesela siz bu konuda yaklaşımınız nasıl bir ebeveyn olarak? Öğrenme sürecini işte biz yönetmek istediğimizde tepki veriyor. Öğrenmeye direniyor dediniz ama hiç mi böyle biraz suya akışına yön verme konusunda siz müdahil olmuyorsunuz? Veya oluyorsanız nasıl oluyorsunuz? Olmak istediğimiz zamanlar oluyor bir kere. Yani mesela özlediğimiz şeyler var. İngilizce bilmesini önemsiyoruz mesela. Hani bunda başlamasını istiyoruz. Ama kendisi nasıl öğrenmek istiyorsa o konuda, o şekilde öğrenmek konusunda çok inatçı bir çocuk. Ondan sonra o yüzden onun işe yaramadığını görmesini bekliyoruz mesela. Bazen oturup konuşuyoruz. Diyoruz ki bu yöntemi ne kadar hani anlıyorum ilk aklına gelen ve şu anda kafaya koyduğun bunu böyle yapmak istiyorsun ama bizim şöyle bir tecrübemiz var. Bunu dinlemeye hazır olduğunda bunu konuşmak istiyoruz. Biz kendimiz bu öğrenme sürecini nasıl tecrübe ettik seninle paylaşmak istiyoruz. İşini kolaylaştırabileceğini düşünüyoruz gibi ona alan açıyoruz ama onu tabii zorlayarak ya da bir şey dikte ederek değil ama endişelerimiz konusunda dürüst olarak. Anladım. Mesela şöyle endişeleriniz oluyor mu? Yani 8,5 yaşına geldi. Akranları bu yaşta okuma yazma, işte 4 işlem vesaire gibi beceriler edinmiş oluyor. Diyelim sizin kızınızın durumunu bilmiyorum ama mesela geri kalmış olsaydı tırnak içinde yine bunlar. Böyle bir kaygınız olur muydu? Yani rahatsız hisseder miydiniz kendinizi? Hayır, hissetmiyorum. Veya nasıl öğreniyor? Özür dilerim, bölüyorum ama yani o bağlamda cevap verebilirsiniz diye. Ya mesela boş mu geçiriyor vaktini? Öyle bir şey hissediyor musunuz? Ya yani okula gitseydi bir şey öğrenecekti. Şimdi böyle aylak aylak geziyor gibi mi? Yoksa çocuk böyle içten yanmalı motor gibi öğreniyor mu yani? Hayır, o bizim boş gezdiğini düşündüğümüz, daha doğrusu biz hiç öyle düşünmedik ama mesela benim ebeveynlerim düşünüyor. Boş gezdiğini düşündüğümüz zamanlarda dahi başka bir şey oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle bir okuma ve matematik sürecinden bahsederek örnek verebilirim. Çok iyi olur. 5 yaşından beri harflere ilgi duyuyordu ve kendince harf yazıyordu. Şimdi bakın bu çocuk hani bahsediyorum. Düşünün ki bu gerçekten ekstrem bir örnek. Yönlendirmeden nefret ediyor. Şimdi birçok çocuk belki yönlendirme kabul ediyor olabilir ama benim kızım yönlendirme kabul etmiyor. Ama harflere ilgi duyuyor, tamam mı? Harflere ilgi duyuyor ama bize sormuyor. Kendisi benzeterek yapmak istiyor. Önce kendi alfabesini oluşturdu. Yaklaşık bir 6 ay kendi alfabesiyle takıldı. Sonra bizim harflerimize ilgi duymaya başladı. Kendi kendine onları taklit etmeye başladı. 6-6,5 işte 7 yaşına doğru bize sesleri sormaya başladı. Eğer o sormadan cevap verirsek kendini kapatır. Hayır istemiyorum senin bildiğini der sonra gider. Ben şunu soruyorum. Ben bunu soruyorum diyor mesela. Biz de, o ne sorduysa ona cevap verdik. Yani sadece onun sorduğu kadarına cevap verdik ve Cemre 2 yıl içerisinde ama bu mesela bir ay çok yoğun alfabeyle böyle kendi kendine uğraşarak sonra 3 ay hiç ilgisiz
okumaya karşı. Sonra 2 ay çok yoğun ya da 1 hafta çok yoğun, sonra 5 hafta hiç ilgisiz gibi görünen, tamam mı, bir süreci vardı. Ama o süreç içerisinde fark ediyorsunuz ki 2 ay hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor ya çocuk. O 2 ay içerisinde kafasının içinde başka şeyler oluyor. Başka parçaları birleştiriyor mesela. Sonra pat evet. diye aniden bir şey çıkarıyor. Yani sanki o 2 ay boyunca çalışmış gibi bir anda bir bütünlük, bir anda okumaya başlıyor mesela. Tak diye. Hani siz ona hiçbir şey söylememişsiniz. Siz ona sadece harflerin seslerini göstermişsiniz. Siz ona hiç heceleri söylememişsiniz ki. Heceyi öğretmediniz, kelime öğretmediniz. Ama çocuk 6 ay susuyor, susuyor, sonra tak diye okuyor. Yani biz öğrenme sürecini sadece gözlemlediğimiz olduğunu zannediyoruz ama aslında öyle değil. Kafanın arkasında onun öğrenme süreci, işte gözlem, zihninde birleştirme, ne bileyim bildiklerini üzerine uyursunuz mesela, hı hı. kafanın içinde düzelir, uyuyup uyanma gibi böyle bir sürü süreçle çocuk onları birleştiriyor ve çok farklı bir şey çıkıyor. Yani biz gerçekten sıfır müdahaleli öğrenmeyle bunu deneyimledik. Çok güzel. Yani o süreç çok farklı bir süreç. Matematik de keza öyle. Pat diye geliyor bana, tek bir şey soruyor. Sonra o tek bir şeyden sana bir geliyor böyle, çocuk çarpma yapmış, nasıl ya diyorsun. Nasıl? Bir dakika, ben sana bunu söylemedim ki. Ama kendisi kafasında diyor ki şu kadarını toplayınca böyle ediyorsa, o zaman şu kadar kere böyle yapınca da böyle oluyordur diyor mesela. Anladım. Hiç bir böyle mentor, işte kolaylaştırıcı, öğretmen, danışman, bir destek alıyor musunuz bu süreçte? Şimdiye kadar hiç almadım. İhtiyaç duydunuz mu? Şimdi bizim ihtiyaç bağlamımız şöyle. Biz en az 3 kere talep etmesini bekliyoruz. Çünkü ilk talep önce bir atlama şeklinde oluyor. Sonra diyelim ki o şeyi aldınız ya da yaptınız. Hı-hı. İlgisini direkt kaybediyor. İkinci talep, ha diyoruz, bak ikinci kere söylüyor, demek ihtiyacı var. Üçüncü talep olunca kesinlikle ilgi gösteriyor. O yüzden biz 3 kere talep etmesini bekliyoruz bazı tamam. şeyleri. Mentor gibi şeylere ihtiyaç henüz duymadık ama duyabiliriz. Buna açığız. Peki bu talepler mesela, gelen sorulardan bir tanesi o, insanlar merak ediyor ister istemez. Okulsuzluk ne kadar maliyetli bir iş? Herkes altından kalkabilir mi? Hem finansal ekonomik maliyet, hem de bir şey var. Yani anne babanın üzerine sanki çok yük olacakmış. Bu da çok uzmanlık gerektiren bir işmiş. Böyle herkesin master degree okulsuzluk konusunda eğitim alması gerekiyormuş filan gibi. Yani herkes yapabilir mi bunu? Her bütçede, her eğitim seviyesindeki İnsan için isteniyorsa, bunun doğal bir süreç halinde işte olması gerekenin bu olduğuna inanılıyorsa, yapabileceği bir şey mi sizce? Yani ailenin ihtiyaçlarına bağlı, çocuğun ihtiyaçlarına bağlı. Böyle bir genelleme, yani okul için yaptık başarılı oldu mu diye sormak istiyorum. Ben evet, ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız ve istek varsa, yani bu ikisi bir arada ama işte şey, kabil, ne diyelim ona, ability, yani imkan meselesi. Yani sizce aile bunun da olması gerektiğine inanıyor, çocuk da inanıyor, böyle bir ihtiyaç duyuldu, işte bu biz denilen üçlü diyelim, en azından bu konuda bir karara varmak istiyor ama şunu deyip sizi imtina edebilir mi? Ya biz bunu yapamayız çünkü bununla ilgili altyapımız yok. Ya şimdi bir yüksek lisans mezunu bir insan için bunu söylemek kolay olabilir ama ilkokul mezunuyum, ben yapamam gibi algılar var. Görüyorum bunu, yani duyuyorum. Sizce de böyle mi? Veya ekonomik olarak ya bunun altından kalkamayız çünkü masraflı bir iş. Siz ne düşünüyorsunuz? Tek tek cevap vereyim. Hı-hı. Ekonomik olarak bize hiçbir girdisi yok. Dolayısıyla şimdiye kadar hiç okulsuz olduğumuz için ek bir masraf yapmadık. Ama tabii ki bu mentor ihtiyacı olmayan, eline böyle biz ikinci el kitaplar, matematik falan bulduk, yani yeni bir şey almadık. Ondan sonra interneti çok verimli kullanıyoruz. Bir tek internet faturası ödüyoruz yani okulsuz bağlamında. O yüzden bizim için hiçbir maliyeti yok. Hatta o kadar maliyetsiz ki okulun maliyeti çok. Yani bize göre, bize göre okulsuzun hiçbir maliyeti yok. Ama şimdi siz diyelim ki bir müzik konusunda ilerlemek isteyen bir çocuk var ortada diyelim ki. Ve mentor ihtiyacı var. Söylüyor bunu. Siz de bunun farkındasınız. Ve onunla ilgili başka ihtiyaçları olur. O zaman ona para ayırmamız gerekir. Bunlar çok değişken bağlamlar. Anladım. Bizim hayatımız köydeydi. Ve bizim etrafımızda bir kitaplık yoktu. Ne bileyim işte, kitaplık dediğim şey yoktu. Kütüphane yoktu.
bileyim. Yani biz Allah'ın dağında yaşayan insanlarız. Ne bir kurs ne bir şey. Hiçbir şey yok yani sonuçta etrafımızda. Ama koşullarımızın çerçevesinde mutlu insanlarız yani. Ve öğrenebilen insanlarız. Çünkü şu an bilgi o kadar sınırsız ve o kadar çok kolay erişilebilir bir şey ki. Daha önce olsa yani bundan bir 30 yıl önce olsa orada olmak ve orada okulsuz olmak hak üzerine düşünürdük yani. Yok abi bu iş burada olmaz. Biz şehre taşınalım. Çünkü çocuğumuzun bilgiye erişimi olması lazım. Ama şu an bilgi zaten telefonda. Şimdi bu ekranı kapatırım ve bilgiye ulaşırım. O kadar kolay ulaşabileceğimiz bir şey. O yüzden o anlamda bir maliyeti yok. Bize yok. Ama dediğim gibi Cemre'nin şu an yok. Ama yarın bana der ki ben şu kursa gitmek istiyorum. İşte maliyet çıktı. Anladım, Öyle bir şey. anladım. Bunların hepsini çok farklı giderebiliyoruz. Mesela evimizin yanına bir kulübe daha yapmıştık. Bir mentöre ihtiyacı olursa gelsin bizimle bir 6 ay, 5 ay, işte 2 ay neyse yaşasın. Hani öğretebileceğini öğretsin. O sırada biz nasıl karşılarız diye düşünüyorduk. Ya işte davet ederiz. Yurt dışından birisi olur, Türkiye içinde birisi olur. Müzik mi istiyor? Gelsin bizimle kalsın. Biz yemeğini verelim işte. Ne güzel burada bizimle yaşasın. Buna illa bir para istiyorsa bir miktar da veririz. Ama böyle insanlar da var. Yani kafamızda sadece belli seçenekler var ya. O dışında da çok farklı destekler alabilmek Evet. mümkün. Gönüllülük çok yaygın biliyorum evet. Bu Evet. şey çok sorulan sorular, sık sorulan sorular var yani. Onlardan bir tanesi neden Allah'ın dağına göçtünüz? Bir, ikincisi kırsalda okulsuzlukla şehirde, kentte okulsuzluk ikisini deneyimleyen birisi olarak karşılaştırması yapar mısınız? Şimdi Uzun kırsal soru galiba ama. uzun soru değil. Yani bizim açımızdan mekan farkının şöyle bir şeyi var. Kırsaldayken sürekli dışarıda olabiliyorduk. Arazide olabiliyorduk. Çok fazla uyaran vardı. Şehirde şimdi pandemi yüzünden olan bir durum var. Pandemi yüzünden evden çıkamama gibi bir zor çıkmayı ya da işte uzak yerlere gidiyor. Çünkü çocukların dışarı çıkma aralığı çok kısıtlı bir saat. Ve onunla İstanbul gibi bir yerde oradan oraya gidemiyorsun. O yüzden bizim tek zorluğumuz şu anda dışarı çıkma zamanımızın gerçekten kısıtlı olması. Ama bundan önce o şehirde de yani Aliağa'daki şeye, arazideki eve, dağdaki eve taşınmadan önce Aliağa'da yaşıyorduk biz şehirde. Ve orada hiçbir sıkıntı çekmemiştik. Yani uyaran her yerde, her şeyde yani sadece dışarıya erişim olsa yetiyordu bize. O yüzden şehirle kırsal arasında bir fark görmüyorum. Pandemi sürecini hariç tutarak söylüyorum bunu. Avantajı, Dediğim gibi. dezavantajı var mıdır peki? Ya mesela bu Ben Hüvit'in kitabı okuyan herkes bir çarpılıyor böyle. Şahane bir hayat falan, rüya gibi. Ama diyorlar ki işte okulsuzluk budur. Biz ama şehirde apartmandayız filan gibi bir şey var. Biz şimdi şöyle bir şeye eğilimliyiz, insanlar daha doğrusu kültürel yapı şuna eğilimli. Bir şeyin bir doğrusu olsun, bir nasıl yapılır olsun istiyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmayan şeylerde de bu sefer ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü içsel motivasyonumuza, kendi içimizden gelen ihtiyaçlarımıza duyduğumuz sesler kapalı. Bu yalnızca böyle değil, bu öğrenmede de böyle. Yani hep dışsal stimülasyonla, dışarıdan bize bir şey söylesin, nasıl yapılır göstersin. Ondan sonra ya da ne bileyim ne yiyeceğimi doktor söylesin. Bana neyin iyi geldiğini işte bir uzmanı söylesin. Bu kafadayız. Ama öyle değil. Ben mesela bana her zaman ister okulsuzu ister kırsalı soran herkese hep önce şunu yöneltiyorum. Senin ihtiyacın ne? Sizin en önemli soru bu. Tek soru bu. Sizin ihtiyacınız ne? Bu işin bir doğrusu yok gerçekten. Okula gönderseniz de çocuk travmatize olabilir. Okula göndermeseniz de çocuk travmatize olabilir. Okulda başına bir şey gelebilir. Okula göndermeseniz de başınıza bir şey gelebilir. Orada da öğreniyor, evde de öğrenebilir. Yani bunların hiçbiri mesele değil aslında bizim bakış açımıza göre. Biz bunlarla nasıl baş ediyoruz içimizde? Bunlarla baş etmek için içimize bakabiliyor muyuz? Bunları şifalandırabiliyor muyuz? Okey, çocuğumuz da şifalanabilir.
Zaten bütün ebeveynlerin en büyük derdi kendi dertlerinde, kendi içlerinde baş edemediği sorunlardan çocuklarını kaçırmaya çalışmaları, onların için korkmaları. Biz baş edemediğimiz şeyler için çocuklarımızı bir yere götürmekten korkuyoruz. Onların başına gelmesin diye. Çünkü onlar da baş edemez zannediyoruz. Halbuki herkes gerçekten baş edebiliriz yani. Bunları çözebiliriz, şifalandırabiliriz. O yüzden bizim bir korkumuz yok. Konu şu bağlamda tekrar geri döneceğim. İhtiyaç bağlamına geri çekiyorum. İhtiyacımız ne? Neye ihtiyacımız var? Ne yapmak istiyoruz? Asıl Evet. soru bu. Şimdi çok güzel. İhtiyaç deyince aklıma şu soru geldi. Mesela bizim 2 yaşında bir oğlan var. Gözlemliyoruz nasıl bir karakteri var filan. İnanılmaz sosyalleşme eğilimi yüksek bir çocuk belli yani. Şimdi bunun ihtiyacı bu. Yani ihtiyaçlarından bir tanesi bu bariz. Kırsala gittiğimizi düşünüyorum ben sizin gibi dağ başına hatta. Ve bu ihtiyacı için uygun olmayabilir mi acaba? Sorusu ister istemez aklıma geliyor. 6 yaşına gelene kadar çok az sosyalleşme ihtiyacı gösterdi, hissetti. Ben de öyle biriyimdir. Çok sosyalleşme ihtiyacı hissetmem. Ara ara açılırım, içe kapanırım. Açılırım, içe kapanırım. Böyledir benim döngüm. Bir dinlenirim, sonra tekrar bir açılırım. Benim kızım da buna benziyor, bana benziyor bu bağlam. Bu. Ondan sonra 7 yaşına geldi ve bir anda sosyalleşme ihtiyacı doğdu mesela. O sırada da bir süre İstanbul'a geliyorduk. Geldik yine bir 3-4 ay İstanbul'a kaldık işte dolayısıyla. O esnada üst katta çok komşularımız vardı. Onların 3 tane çocuğu vardı. Her gün birliktelerdi. Muazzamdı yani. O kadar güzeldi ki. Sonra köye geri gittik. Sonra pandemi oldu vesaire. Şimdi hala sosyalleşme ihtiyacı var. Ve onu karşılayabilecek Allah'tan hani sosyal alanımız var, onunla ilgili bir sorun yok. Köyde de var sosyal alanımız yani. Biz dağın başındayız ama köyde 1 kilometre ileride köy var, orada arkadaşlarım olanlar oluyor. Ama benim küçük kızım, şimdi olan bebek olan kızım, göre 8-9 kat sosyal bir çocuk. Ve yani şu anda izliyorum onu ve ona diyorum ki bu çocuk okula gitmek isteyecek. Yani bu çocuk her gün çocuk isteyecek. Öyle değil. 2 gün çocuk ister, haftanın 5 günü oturmak ister. Hani kendine kalmak ister. Ya da bazen 2 hafta kimseyle görüşmek istemez. Kendi dünyasına çekilir. Sonra 1 hafta boyunca sosyalleşmek ister. Yani demek istediğim açılır kapanır bir benimki gibi bir Anladım. sistem. Ama diğer çocuğum öyle değil. O dışarı istiyor sürekli. Sürekli insan istiyor. Yani o okula gitmek isteyebilir. Çok çok normal onun yapısı için yani okula gitmek istemesi. Ve Anladım. ben o yani gitsin, hiç problem yok ki, o gitmek istiyorsa o gitsin. Önemli olan bizim kafamız ne kadar açık. Ben okulda ona öğretilen her şeyi dönüp ona da dönüp akşam diyeceğim ki bugün ne gördün, ne haber, hangi fikirleri edindin, neyden bahsetti öğretmenler. Onlar bir fikir çünkü, saf gerçeklik değil. Evet. Birçok. Onları konuşabiliriz. Şu an film izliyoruz beraber. Onu da konuşuyoruz. Bu film bize ne diyor? Ve gerçekten sürekliğimizden nasıl geçiriyoruz bunu? Bu filmin dediği şey bize uyuyor mu, uymuyor mu? Yani bütün mesele bundan ibaret. Anladım. Bu sosyalleşme üzerine biraz daha durabilir. Sorular var bununla ilgili. Özellikle işte sizin mesela bir sosyalleşmek için bir okulsuz ekosistemi gerekiyor mu? İşte ev okul yapanların ekosistemi gerekiyor mu? Bizim gibi olanlar, bizim gibi düşünenlerle bir arada olmak zorunda mıyız? Değil. Böyle bir çalışma yapıyor musunuz? Siz anladığım kadarıyla böyle bir şey yapmıyorsunuz. O soruyu doğrudan geçtik o yüzden. Peki bu Farklı olabiliyoruz. Her toplumun, her kesiminden, her yerinden. Bir alım özellikle yok. Yani tabii ki görüştüğüm okulsuz aileler var ama genelde sosyal medya etrafında görüşüyoruz. Yani canlı canlı bir okulsuz aileyle görüşmüşlüğümüz yok ama bu işte şey. Yani neden aynı insanlarla, aynı fikirli insanlarla görüşmem gereksin ki sadece? Yani bu tabii Anladım. işte bizim kendi ya korkularımız bağlamında bir şey. Öbür insanlarla görüşsek bizim çocuklarımıza zarar mı verecekler? Ha, Bir o görüşünüzde ne oluyor mesela? Diğer okullularla görüştüğünüzde çocuğunuz ya siz bir problemle karşılaşıyor musunuz? hayır, çok keyifli oluyor. Okul hakkında konuşuyor çocuklar. Ile beraber sohbet ediyorlar. Ona soru soruyorlar. O onlara soru soruyor. Baskı Çok keyifli. hissettiği oluyor mu kızınızın mesela? Sen okula gitmiyor musun? Niye gitmiyorsun? Anne ben niye okula gitmiyorum? Arkadaşlarım gidiyor. Öyle bir baskı var mı? Yok, okula göndermiyor olmadığımız için öyle bir baskı deneyimlemiyoruz. Yani hani
okula göndermiyor olsak çocuk belki mahcup olabilir. Hani ama onun da içine katıldığı fikirsel bir tartışma var evde. Anladım. Yani fikirlerini söyleyebildiği bir tartışma gidiyor evde. Tamam, güzel, anladım. Yani katılımcı bir şekilde karar aldığınız için çocuk bunu içselleştirmiş. O konuda bu süreçte ne istediğini söylüyor bize. Mesela resim, çok iyi resim yapıyor. Çok güzel, iyi derken bu iyi akademik anlamda iyi değil. Çok güzel resim yapıyor yani. Çok böyle içinde kayboluyor resim yaparken. Soruyorum, mentor ister misin? İşte öğretmen ister misin? Diyor ki ben eğer öğretmen bana nasıl resim yapacağımı gösterirse ben içimdekini unuturum. İçimden geleni unuturum. Onun istediği gibi yaparım. Ben öyle bir öğretmen istemiyorum. Ama diyor ki eğer birisi benimle birlikte resim yapmak isterse ikimiz yan yana resim yaparız. Ben onun nasıl yaptığına bakarım ama sonra kendi bildiğini yaparım. Çok güzel. Böyle söylüyor. O ne istediğini bildiği için, ne istediğini bilmek konusunda da biz onu eğitmedik. Ona alan açtık sadece. Yani ona sorular sorduk. Nasıl bir şey istiyorsun? Tedersin. Şöyle bir şeye ihtiyacın var mı? Böyle bir şeye ihtiyacın var mı? O da bize cevap verdi. Bu karşılıklı bir, katılımlı bir konu bizim için. Ve dediğimiz gibi sınırlarımız, yasaklarımız, tükakalarımız olmadığı için, yani okul kötü bir yer, işte şurası kötü bir yer, bu düşünce kötü, bu fikir iğrenç, işte aman bu fikirlerden kaçalım, işte şunları mesin falan, öyle şeylerimiz olmadığı için. Siz ya... Anladım. Yapıyı da kötülemiyorsunuz o zaman evde, öyle mi? Yani okul şu ana kadar birçok anlamda çalışmış bir sistem. Toplumun ihtiyacını belli oranda karşılayabilmiş bir sistem. Hala ihtiyaç var. Eğer bu düzende devam edeceksek, bazı çocukların anneleri babaları çalışacaksa, ondan sonra kimse onlarla ilgilenemeyecekse, yani bu sisteme ihtiyaç var hala. Benim de bir gün ihtiyacım olabilir üstelik. Ama okul değişirse güzel olur mu? Evet, bazı şeyleri değişirse güzel olur tabii ki. Anladım. Ama tükaka şey değil. Tamam, yani şunu merak ediyorum. Evde de bu konuda kötü bir yaklaşımınızın olduğunu bariz ortaya koymuyorsunuz. Yani işte okul kötüdür, hiç kendi aranızda. Sizden duymadı yani böyle bir şey. Dolayısıyla bir şartlanma uygulamadınız ona diye anlıyorum. Eğer bebekken, 9-10 aylıkken biz ilk okulsuz fikrini tartıştığımız zamanlarda okula karşı ay okul şöyle, ay okul böyle diye kafamızı, yani ilk fikri edinirken, yani fikir hakkında ilk edinirken olumsuz, o zaman esnek değildi fikirlerimiz. O zaman biz de korkuyla yaklaşıyorduk. Eğer ilk 9 aylık bir yaşındayken empoze etmediysek onun yanında konuştuğumuz zamanlarda ondan sonra empoze etmedik. Belki de etkili olmuştur, bilemiyorum. Bilinçaltına işlemiş miyim bilmiyorum ama. Anne karnında bile etkili olduğu söyleniyor, biliyorsunuz. Duygusal olarak yansımış olabilir sizden yani. Ama tabii sonrasındaki süre daha uzun. Bizim bu konuyla barıştığımız süre. O yüzden belki şey yapmıştır. Tamam, çok güzel. Yani şöyle anlıyorum o gelişimi. O zaman bir şekilde sizinle aktif ve okulsuz öğrenme sürecinin içine doğdu ve onu kendisi tecrübe ettiği için vakti geldiğinde, yani okula gitme vakti geldiğinde kendisi ihtiyaç duymadı buna. Evet. Deneyimlemeden üstelik de ihtiyaç duymadı. Çünkü halinden memnundu yani. Evet, halinden memnundu. Bir de şey istemiyordu. Ya o konuda çok netti. Nasıl öğrenmek istediği konusunda çok net bir çocuk gerçekten. Bir konuyu, bir şeyi. O yüzden biz bile yönlendirmekte zorlanıyoruz. Tamam. Yönlendirme yapmamız mümkün değil. O içindeki yönlendirmeyle gidiyor gerçekten. Siz zannediyorum eğitim konusunda, öğrenme konusunda epeyce bir okuma yapmış birisi olarak şunu merak ediyorum. Çocuğunuzun eğitimi ya da öğrenme sürecine dair bir böyle bir yöntem, bir metot izlediniz mi? Mesela öğrenme sürecinde o kendi kendine mi bir yöntem geliştirdi, yoksa siz birlikte bir şey uyguladığınızda onun neticesi mi bu oldu? Şimdi ben ilk küçükken okumadığım yöntem kalmadı. Ondan sonra ilk başta, hatta ilk bebekken Pickler diye bir Emmy Pickler'in yöntemini uyguluyordum. Amerika'da da Raya diye geçiyor. Ondan sonra o yöntem
min devamı Montessori gibi oluyor genelde. Yani yurt dışında onlar öyle takip ediyorlar genelde. Önce Maya ile başlıyorlar, sonra Montessori ile devam ediyorlar vesaire. Ama ben o esnada o yöntemi, ya o bir öğretme yöntemi değil bu arada. Bebekken çocuğa sıfır müdahaleyle motor gelişimini tamamen ona bıraktığınız bir süreç. Yani çocuğu kucağınıza alırken oturtmuyorsunuz. Hı hı. Hazır değilse, kendisi oturmuyorsa oturtmuyorsunuz. Elinden tutup yürütmüyorsunuz. Ayağa kaldırmıyorsunuz falan. Böyle bir sistem. O sistemin temel dayanağı bedenin bilgeliğine dayanıyor. Yani çocuğun bunu kendi kendine öğrenebileceğine ve siz onu o şekilde müdahale ettiğinizde bir performans kaygısı aşıladığınızda, iki saygı çerçevesinde, yani onun sürecine saygı duymadığınızda ve çocuğun da bunu böyle hissetmediğini ondan sonra vesaire diye işte bu fark oturmuş bir saygı ebeveynliği aslında tamamen. Ondan sonra o ben bir tek bunu yapıyordum o sırada. Yani hiç müdahale etmedim motor gelişiminde. Sıfır müdahale gerçekten. Ondan sonra ve o esnada benim kafam aydınlandı zaten. Bir dakika ya, hani bakar mısın çocuk ne yapıyor? Hani sen hiç müdahale etmiyorsun ama o öğreniyor. Hem de acayip bir şekilde öğreniyor. Yani inanılmaz bir gelişim sergiliyor. O zaman ben neden çocuğa sürekli bir şey, ben buna bak, hani onun kendi öğrenme sürecine müdahale ediyorum diye. Orada bir müdahalesiz öğrenme felsefesi kafamın içinde gelişmeye başladı. Ben zaten oradan okulsuzluğa kaydım. O sırada okuduğum bütün ekoller öyle çöpe gitmiş oldu. Hepsi benim için fazla yapısal kaldı. Yani Reggio Emilia bile benim için çok yapısal kaldı. Yani yapılandırılmış, yönlendirme içeren bir şey olarak kaldı. Hiç yönlendirme yapmama taraftarıydım. Anladım. Ondan sonra tabii yani her şeyde esnediğim gibi onda da esnedim. Çünkü ihtiyaç bağlamı geldi. Yani bazen çocuğun yönlendirmeye ihtiyacı oluyor yani. Hı-hı. Ya da senin de ihtiyacın oluyor. Yön soruyorsun birisine. Sokakta yol bulmak için yön soruyorsun yani. Hemen buyurun. Buyurun. Lütfen bölmeyeyim sizi, evet. Ne sormuştunuz da ben acaba başka bir şey mi konuşuyorum? Çocuk bu şeyi öğrenme sürecini nasıl katkıda bulundunuz? Bir yöntem uyguladınız mı diye sormuştum. Bu yöntem uygulamadım. Daha sonra da ihtiyaç bağlamı bizim hayatımıza çok yerleşti. Yani şu an neye ihtiyacımız var? Şu an ne hissediyoruz? Hı-hı. Ne düşünüyoruz? Her birimizin, evdeki bütün bireylerin neye ihtiyacı var? Hepimizin ihtiyacı da eşit değerli. Bu bağlamda nasıl uzlaşabiliriz? Bu bizim hayatımızda yerleştiği için bu yaklaşım. Evet. Tamam, güzel. O yöntem de şimdiki ihtiyacımıza göre gelişebilir, oluşabilir, yapabiliriz. Anladım. Şimdi bu okula gelmişken bir şey sorayım. Ekollerden bahsettik. Mesela Cemre bir okula gitmek istese, okulsuzluğa bugüne kadar getirdiği o birikimle, ya şu tür bir okula gitse daha iyi olur dediğiniz bir ekol falan var mı? Yoksa normal düz MEB'in okuluna gönderelim mi? Yoksa efendim Waldorf bize daha yakın bak falan gibi bir şeyiniz var mı? Diyorum, hep aynı şeyi söylüyorum ama yine ihtiyaç bağlamına göre karar veririm. Çünkü o sırada neye ihtiyacı var? Yani normal düz okula da hiç negatif değilim. Gayet gönderirim. Hatta şimdi okula gitmek istiyorsa direkt MEB'in okuluna gönderirim. Hiç de tamam. Kötü hissetmem. Ama yani dediğim gibi oturur ihtiyacımızı düşünürüz. Kızımızın neye ihtiyacı var? Nasıl bir ağırlıklı bir çalışmaya ihtiyacı var? Ne öğrenmek istiyor? Nasıl öğrenmek istiyor? Onun önüne seçenekler koyarız. O da bize ona en yakın geleni söyler. Eğer ekonomik gücümüz varsa göndeririz. Şu an yok mesela. Özel o zaman da başka bir seçenek var mı onu düşünürüm. Gönüllü yapabileceğim, burs bulabileceğim vesaire. Yoksa yine meyveyi anladım. Harika. Sorulardan biri şu. Çocuğunuzla birlikte bu kadar zaman, birlikte fazla zaman geçirmek sizi birbirinize bağımlı kılıyor mu? Yani size bağımlı mı? Veya siz ona bağımlı mısınız? Öyle bir hastalıklı bir ilişki durumu ortaya çıkma ihtimali, riski var mı sizce bu okulsuzluğun diye soruyorlar. Ya bu çok güzel bir soru aslında. Ben sadece bu sorunun bağlamını çok genişletmek isterim. Çünkü bağımlılık ilişkisi zamansal ve mekansal bir şey değil. Ebeveyn isterse çocuğunu evlendirsin, çocuğu yurt dışına gitsin. Ebeveyn de çocukla bağımlılık
olabiliyor birbirine hala duygusal olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak, hatta işte anne babasının değerlerinden çıkamama olarak, hiçbir şey, kendine ait hiçbir şey yapamama olarak. Haklı bir soru. Ama bu kadar dar bir alan değil aslında. Yani bu çok gerçekten büyük ve genel bir soru. Okula giden çocuk annesine babasına bağımlı değil midir? Hiç görmediniz mi okula gitmiş ama annesine babasına çok bağımlı? Çok, tabii tabii. Bir sürü var. Bu aslında o ebeveyn çocuk ilişkisinin temelinde olan, yani ebeveynin kendiyle ilişkisinin, çocuğun da dolayısıyla sonra anneyle ilişkisinin, annenin çocukla ilişkisinin temelinde olan bir problem ve dolayısıyla tabii ki okulda da böyle bir bağlam var. Olabilir. Hı-hı. Çünkü bu insana dair bir sorun olduğu için, yani insana dair bir bağlam olduğu için böyle bir risk okulda da var, okulsuzda da var. O yüzden şöyle söylüyorum. Anne çocuk ilişkisinde böyle bir risk var tabii ki. Hı-hı. Okulsuzdan bağımsız olarak. Anladım. Okulsuzluk bu riski artırır mı diye galiba anladığım kadarıyla burada merak ediyorlar, soranlar. Çünkü birlikte geçirilen zaman, birlikte paylaşılan şeyler daha fazla olduğu için bu risk artar mı diye bir soru sorulmuş. Öyle anlıyorum yani ben. Yani duruma göre artabilir ama duruma göre bu iyileşebilir de. Çünkü diyelim ki çocuğun ebeveyne olan, yani ayrılık kaygısı çok büyük. Okula gittiğinde bu dev peak yapabiliyor bazen çocuk ya da ilk başladığı zaman. Ve bu esnada, bu peak esnasında bu duygular bastırılabiliyor, işte ilaç kullanılabiliyor vesaire, ya da işte bir travmatize olabiliyor çocuk ve hayat boyu bağımlılık geliştirebiliyor. Yani o yüzden ben şöyle bir bakış açısı da getirebilirim. Abi birazcık evde geçirilen vakit, mesela şu pandemi esnasında çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz vakit hepimize iyi gelmedi mi? Evet. İlk başlarda hepimizin iyi geldi, onlarla sevgi bağını yeniden kurduk vesaire. Bir de böyle bir bağlam var. Olumlamak için söylemiyorum çünkü bu sorunun okullu okulsuzdan farklı. Durumsal bir şeyi var, evet. Çok durumsal. Düşünüyorum. Ama bunun tersi de olabilir. Öyle de olabilir. Doğrudur. Bunlar aileye bağlı, çocuklara bağlı bir şey. Kendi aramızda var mı diye sorarsanız öyle bir şey olduğunu hissetmiyorum. Hissetseydim ya da öyle bir uyarı alsaydım, birisi böyle bir şey gözlemleseydi ve bana bunu söyleseydi, bunu kesinlikle dikkate alırdım. Kesinlikle yardım alırdım. Bu konuyu irdelerdim. Bu benim gözümün üstünde olduğu bir şey çocuğum olduğu zamandan beri. Ama öyle bir şey şu an deneyimlemedik. Tamam. Öyle bir şey düşünmüyoruz. Harika. Yine gelişimle ilgili merak edilen şeylerden bir tanesi de bu. Çok soruluyor hakikaten benim gördüğüm ortamlarda. İşte çocuğu okula göndermediğimizde niye göndermiyoruz? Çünkü işte akran zorbalığı var, ödevler var, müfredat baskısı, sınav stresi vesaire. Tamam, bunlar olumsuz şeyler ama ya çocuk hayata atıldığında aslında bu olumsuz olarak gördüğümüz şeylerin hayat başarısına olumlu etkisi var. Siz çocuğu bu tür stres ortamlarına uzak tutarak, izole ve hijyenik bir şekilde yetiştirerek aslında onu dirençsiz kılıyorsunuz gibi bir eleştiri var. Siz buna katılıyor musunuz? Yani işte akran zorbalığı, sıkıcı ortam vesaire, bunlar aslında direnç kazanma süreci anlamına gelebilir mi okulda? Ve siz okula göndermeyince bunlardan mahrum kaldığını düşünüyor musunuz çocukların? Benzer cevap vereceğim. Bireysel süreçler, ebeveynlerini nasıl yaklaşıyor, çocuk yalnız mı? Bunlar çok önemli. Hiç okula gitmeyen ve hiç böyle bir şey deneyimlemeyen bir çocuk da hayata çok hazır ve çok güçlü ele alabilir. Bunlar genelde bizim ruhsal olarak olaylarla nasıl baş ettiğimizle ilgili, fıtratımızın bunları nasıl ele aldığıyla ve bunlarla ilgili güçlendirilip, yani ev içerisinde çocuk olarak güçlendirilip güçlendirilmediğimizle ilgili şeyler. Okulda akran zorbalığı var, evde baba zorbalığı var. Bazen böyle oluyor. Yani nasıl söyleyeyim? Hep fıtrata ve kişinin durumsallığına geri dönüyorum. Böyle genellemeler yapamam. Anladım. Böyle bir şey söyleyemem. Dediğim gibi çocuğun fıtratına bağlı. Bazı çocuklar okulda bu şekilde davranarak daha zayıf oluyorlar, gittikçe güçten düşüyorlar çünkü desteklenmiyorlar. Bazı çocuklar böyle şeylerle baş edebiliyorsa baş ettiğini görüp güçlenebiliyorlar.
Ama bunların ikisi de fıtratlarına bağlı. Anladım. Desteklenip desteklenmediklerine, duyulup duyulmadıklarına, ihtiyaçlarının giderilip giderilmediklerine bağlı. Evet. Bireysel peki, şeyler. Yani siz cennetin hayatında onun işte bu tür gelişim unsurlarını nasıl takip ediyorsunuz, ölçüyorsunuz diye bir soru daha var. Yani akademik, duygusal, işte bilişsel, fiziksel, okulda ölçülüyor bunlar bir şekilde, iyi ya da kötü standart prosedürleri var. Siz bunu ölçmek için bir gayretiniz var mı? Yoksa işte akışına mı bırakıyorsunuz? Bir şekilde kendisi ihtiyaç duyduğu alanlarda kendini geliştirir. Mesela şey deniyor, yani insan canım portakal istiyor derse beyin şunu diyormuş: senin portakalın sağlayacağı işte vitamin, mineral, besin değerleri falan ihtiyacın var. O zaman beyin diyormuş ki git portakal ya. Dolayısıyla hiçbir şey yapmasanız da zaten fıtrat, beden, ruh bunu ister ve o kendi akışına girer, bulur. Bu kadar rahat mısınız, yoksa kafanızda işte checklistler var mı? Yani şunu işte yapmadı ya, işte gözlemliyoruz, yapması lazım falan. Hadi buna biraz yönlendirelim. Öyle bir şeyiniz var mı? Öyle bir şeyimiz yok. Endişeli değilim. İhtiyaç bağlamında baktığımız zaman bazen benim de hayatta hazırlanmasıyla ya da bilmesini istediğim, bilmesini özlediğim şeyler olabiliyor. Bu konuda çok dürüst davranıyorum. Söylüyorum mesela, İngilizce bilmem konusunda gerçekten bir özlemim var. Ondan sonra işte matematikte belli bir şu seviyeye kadar gelmiş olman konusunda bir özlemim var. Bunun sebebi de senin yaşamda, ileride kendi ayakları üzerinde durabilmem. Bu konularda açık ve netiz, bunları paylaşıyoruz. İleriye dönük olarak bunları özlediğimizi ve bunlarla ona destek olacağımızı söylüyoruz. Ama bunun zamanlamasını, zamanlama konusunda esneklik tanıyoruz. Ölçüm ise, ölçüm yapmıyorum. Bir ölçüm seviyeti şeyim yok. Kafamda bir cetvel yok. Belirli bir cetvel yok. Ama en azından bildiğim konularda bir tartım yapabilir. Zihnim otomatikman yapıyor yani onu. Matematikte şurayı biliyor. Aa bak, şurada eksik falan diye kafam konuşuyor yani. Tamam. Ona bir şey yapmam. Zihinsel analitik bir gözlem yapıyor yani zihnim elinde olmadan. O konuda da içimden geliyorsa ve endişeliysem endişemi söylüyorum. Benim ilişkimde çok açıklık var. Yani ben direkt endişemi ve duygum üzerine konuşan bir insanım. Yani bu konuda şöyle bir endişem var. Şöyle. Sen ne düşünüyorsun? Sen nasıl hissediyorsun? En başından beri mi böyle yaptınız? Mesela 3 yaşında da böyle yapıyor muydunuz? Ben bebekliğimden beri böyle tamam. ilişki kuruyorum ama böyle ilişki kuran birisin. Yani yapı olarak da böyle birisin. Güzel. Şimdi bize bir dizi soru vardı. Onları ben hızlıca şöyle tamamladım. Süreyi de söz verdiğimiz şekilde bir saatte o soruları bitirdik. Bu arada chat ekranına gelen sorular var. Bir, ikincisi sizin ufaklığın sesini duydum, ağlıyor. İki, size de kıyamıyorum. Bu sorulara da kıyamıyorum. Siz yönlendirin. Zaten soruları sormuş olduk. Chat'e gelen sorular var. Eğer dersiniz ki bir 15 dakika işte gittiği kadar falan. O yüzden o tekrar ağlayana kadar o tamam. soru üzerinden. Peki okuyorum. Artık onu uyutmam gerek. Tamam. Hızlıca okuyorum. Siz bizi yönlendirin. Benim gitmem lazım değil. Hiç sorun yok. Demiş ki Büşra Hanım, hocam yeri gelmişken benim için önemli bir soru. Kendi mesleki, kişisel ilgi ve günlük hayatınıza çocukları nasıl dahil ediyorsunuz? Ben sadece kendi alanımla ilgileniyorum. Onlar da aynı evde benimle yan yanalar. Dolayısıyla görüyorlar, soru soruyorlar. Tamam, herkes kendi işinde. Bazen birlikte de hareket edebiliyorsunuz. Gelen birisi şey demişti. O zaman 6 yaşında falan da herhalde. Demişti ki siz bu evde 3 insan yaşıyor gibisiniz. Hiç bir çocuk, iki bir anne baba yaşıyor gibi değilsiniz. Herkes kendi gündeminde ve çok acayip bir hani böyle bir akışımız var. Gerçekten öyle. Herkesin kendi gündemi var. O gündem içerisinde akıyor ve o sırada bazen kesişme noktalarımız oluyor. Bazen kendi alanımızı, yani o alanlarımızı çekiliyoruz. Şey oluyor mu mesela, sizin kendi gündemi var. Sizin de işiniz gücünüz var. İşi gücü bırakıp gündemiyle birlikte o gününüzü geçirdiğiniz. Çok olmuyor ama gün içerisinde aralıklar oluyor. Hı hı. Tamam. Yani şey gibi değil, hani ben zaten sürekli oyun oynamış bir ebeveyn ya da onun dikkatini dağıtmış bir ebeveyn de değilim. Çocukken işte o yetiştirme şeyinde o rayayı kullanmıştım dediğim
Ona hiç müdahale etmediğim için yanımda durdum. O kendisi oyalandı. Hiç şeye alışmamıştı. İşte sürekli oyun oynayan onunla, sürekli ona bir şey, onunla bir şey yapan arkadaş bir ebeveyn. Evet, anladım. Ya şey var çünkü okulsuzluğa dair şöyle bir kanaat var. Okula gitmiyor bu çocuk. Bütün gün ne yapacak? Annenin ona kendini adaması lazım. Etkinlik annesi gibi. Hadi bugün kütüphaneye gidiyoruz. Bugün şimdi şunu yapacağız. Bugün falan filan. Motor takacak anne. Motor olacak. Onu sürükleyecek lokomotif gibi. O zaman işte... Bence olsaydı direkt okula gönderirdim. Tamam. Çünkü bu var, görüyorum ya. Mesela şöyle diyor anne. Okula gitmezse bu çocuk of bana eklemlenecek. Baba işe gidecek. Ben ne yapacağım bununla? O zaman sen de bana yardım et. Baba da bunu alıyor mesela. En iyisi bu çocuğu okula gönder. Yani bir paketleme misyonu görüyor gibi okul. Çünkü niye? Aksi takdirde paketlemezsek bu ihale bize kalacak. Filan gibi çocuğu böyle bir yerden bir yere taşımak. Ben anneleri anlıyorum. Hatta bir yerde birkaç soru sormuşsunuz. Onların cevabını kaçırdım. Ona şöyle cevap verecekti. Hani ebeveynler onların vakit geçirmeli, adamalı, işte böyle bu bağlamda. Yani bütün zamanımı geçirsem kafayı yerim. Gerçekten kendime ait şey yapamam. Zaman ayırmazsam ben tahammülüm olmaz. Yani insan olarak tahammülsüz ve öfkeli bir türü. O yüzden öyle yapamam. Tamam, harika. Bununla ilgili sınırlarımı da evde çok net bir açıklık ve dürüstlükle dile getiririm. İhtiyaç bağlamında konuşurum yine. Benim kişisel alana ihtiyacım var. Şu kadar zaman ben yokum yani. Şu an ben yokum. Eğer gerçekten ölmüyorsanız bana karışmayın, tamam mı? Yani, ama gerçekten ölümcül bir durum varsa gelirim. Ama temel ihtiyaçlar dışında beni rahatsız etmeyin diye. Tamam. Bunun olmazsa çok zor. O yüzden çalışan ebeveynlerin, evden çalışan ebeveynlerin, kendine ait alanı ayıramayan ebeveynlerin okula gönderiyor olmasını kesinlikle anlıyorum. Bununla ilgili hiçbir konu görmüyorum. Ondan sonra şey, yani bu tarz şeylerde endişelerde olan insanlar. Ya da mesela şeyi söylemiştim, onu unutmadan cevaplamak istiyorum. Üniversite mezunu olmak ya da okul vesaire gibi. Bununla ilgili böyle bir genelleme asla yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ilkokul mezunu ya da işte sadece belli konularda yetkin ama diğer konularda hiç yetkin olmayı hissetmeyen kendini. Ebeveynler de bunu böyle yapabilir. Durumsal bir şeydir. O ebeveynin kendini anlama, kendini tanıma, çocuğunu gözlemleme kabiliyetine bağlı. Duyma kabiliyetine bağlı. Aslında tek ihtiyacımız olan bir şey birbirimizi duymak. Gerçekten. Anladım. Yani onun dediği şeyi kendi kafama göre anlamak bağlamında bir duymayı bu... Gerçekten duygularımızı, birbirimizi duymak. Tek ihtiyacımız olan şey bu okul. Aile içi iletişimde aile içi iletişimde şiddetsiz iletişimden yararlanıyor musunuz? Çok kısa merak ettiğim için sorayım. Tamam. Bizim evde bu dolabın üzerinde duygular listesi falan asıldır. Tamam. Çok çok evet. Hoşuma gitti. Yani bu söylediklerinizin uygulanabiliyor olması, buna şahitlik yapıyor olmanız hoşuma gitti. Şimdi Muharrem Hocam çokça soru sormuş ama zaten yukarıdaki liste epeyce katkı yaptığı için Muharrem Hocam'ın sorularını yedeğe alıp Muhammed Esat Hocam'ın sorusuna geçiyorum müsaadesiyle. Tercüme ettiğiniz kitaptaki ailenin hikayesiyle kendi hikayenizi kıyasladığınızda o tecrübeyle sizin tecrübeniz arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar var? O kitap açısından baktığınızda kendi okulsuzluk tecrübenizi nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru var. Kıyaslamıyorum. Kıyaslamayınca değil. O kitabı çok seviyorum. Çünkü ben Hewitt'in, yani bana bir kitap yaz deseler o kitabı yazardım. O yüzden hani o kadar şey, ben Hewitt'le iç içe hissediyorum kendimi. Çevirip keyif aldım. Ve hani böyle çoğu yerde karıştırdım, ben mi konuşuyorum, o mu konuşuyor, hani kim konuşuyor. Çok yakın düşünüyorum. Ama yaşam deneyimleri karşılaştırılabilir şeyler değil. Ben yaşamımı şu an İstanbul'da oluşum dahil çok seven bir insanım. Yani yaşamımın her anını seviyorum, öğreniyorum sürekli orada. Uyum sağlamayı severim, yaşamı hayatla birlikte akmayı severim. O yüzden de kıyas yapmıyorum hiç. Onların yaşamını çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Kitabın içeriği çok güzeldi. Benimki de böyle. Kendi adınıza peki kırsalda yaşamla kentte yaşam arasında tercih yapmak isteseniz? Öyle
bir şey yapmam. Çünkü o sırada yönüm oydu. İçimden gelen oydu. Oydum, oradaydım. Buraya gelirken de biz yani iki ahlamda eşimle ben de içsel yönümüze uyduk. Yani hiçbir beklentimiz yoktu buraya gelişteki hayatla ilgili. Nasıl olacak, nasıl değişecek. Yani o sırada aktık sadece. Bize bir davet geldi. İçimiz aydınlandı. Tamam dedik, yaparız biz bunu. Ve geldi. Onu yapıyoruz. Keyif alıyoruz bu işi yaparken. Ben kendim çalışırken de keyif alıyorum. Aslında yaptığı şey de şu an çok keyifli. Biz keyifliyiz. Biraz zorlandı. O köklenmeyi seven bir çocuk. Ama şimdi o da alıştı. Yani hayat biraz böyle bir şey bana göre. Geçmişle ilgili öyle bir kıyasım hiç olmadı. Şu olmadı anladığım kadarıyla o zaman. Böyle kentten köye göçen okumuş profesyoneller için hep şey vardır. Hani kötü adam gülüşüyle beklenti. İşte ha 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 yapamadılar ve yeniden kente döndüler. Sizde öyle bir durum yok yani. Siz köyde de mutluydunuz ama hayat başka bir şey getirdi önünüze. Yine mutlu olarak kente göçtünüz. Orada duruyor zaten. Biz evimizi bozmadık. Eşyalarımızla beraber orada duruyor evimiz. Burada ikinci el annemlerin fazladan eşyalarıyla falan yani geçici bir düzen kurduk. Ama burada keyifliyiz, mutluyuz şu anda. Yaptığımız şey bizim yolculuğumuza hizmet ediyor. Aklımızda, felsefemizde, içsel şeylerimize aykırı bir şey yok. O yüzden mekanın bir önemi yok. Yani. Tamam, harika. Bu bağlamda anlamlıysa nerede olduğunu neyi değiştirir ki? Yuvadasınızdır. Yuvadır harika. Yani. Ne mutlu. Muharrem Hoca'nın sorularına dönüyorum. Bu arada değerli arkadaşlar, ses isterseniz açıp o özelliği aktif ettim. Mikrofonunuzla doğrudan soru sorabilirsiniz. Ama ben sorulara devam ediyorum. Siz doğrudan girebilirsiniz. Yani ilan ettiğimiz sürede son 16 dakikaya girdik ama çocuk uyandığı anda bitecek bu iş. O yüzden acele edin. Muharrem Hocam diyor ki 3 aylık süreçte okumadı kızım, hiçbir şey yapmadı dediniz ya. O arada sizin tarafınızdan herhangi bir girdi oldu mu? Hikaye okuma, bir şey dinletme falan. Tamam, çok güzel. Bu bizim için de öğrenme süreci oluyor. Ya müdahale etmemek, bizim gibi böyle bir işte fabrika sisteminden çıkmış insanlar için, ben üniversitede akademisyenim bu arada, inanılmaz deforme olmuş durumda şu anda bu işte öğretme, eğitim, öğrenime dair bütün bilgim, alışkanlıklarım, davranışlarım. Dolayısıyla bizim için acayip bir öğrenme süreci. Ben kendi adıma, çocuk ne kadar etkileniyor bilmiyorum ama ben kendi kendimi çok değiştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden anlıyorum yani. Biraz alan açıp onu izlemeye başlarsanız eğer, azıcık bekleyip azıcık dilinizi ısırabilirsiniz ama çok uzun bir süreye de ihtiyacınız yok yani. Tabii ki çok büyük bir çocuksa artık okul sistemine, yani belli bir sistem hayatına oturmamış küçük çocuklardan bahsediyorum aslında biraz. O çocukları izlemeye başlarsanız biraz kendinizi geriye çekip böyle, o zaman zaten çocuk size, yani ona güvenmeyi öğreniyorsunuz. Wow, yani böyle sürekli bir aydınlanma geliyor. Aha bunu da yapıyor, aha bunu diyor falan, inanılmaz. Ama biz çocuğu genelde ona bir şeyi göstermek için yönlendiriyoruz. Ben hep şöyle yaptım, o nereye bakıyor acaba? O şimdi ne öğreniyor acaba? Hani bu güzel. Varsayım. Yaklaştım. O zaman adım adım öğrendim ve hatta kendimi öğrenmeyi, kendi içimi dinlemeyi öğrendim onların sayesinde. Yani Cemre'nin sayesinde. Baktım ki o kendini biliyor. Ne yemesi gerektiğini biliyor. Neyi fazla yememesi gerektiğini biliyor. Çocukken, daha bebekken biliyordu yani. Duru vardı. Ona. Ve ben böyle şok geçiriyordum. Nasıl ya? O biliyorsa ben de bilirim. O zaman ben de bilebilirim. Bana kimsenin söylemesine gerek yok. Ben de sonra kendimi alan açmaya başladım falan. O yüzden böyle özellikle bebeğiniz falan varsa onları şöyle birazcık geriden izlerseniz. Burada süper bir soru gördüm. Ekran ne kadar hayatınız içinde? Evet, şimdi geldi. Ben tam onu soracaktım. Ekran ne kadar hayatınız içinde? Bizim ekran sınırımız yok. Hiçbir, yani Cemre'nin hayatında otorite gibi davranmadığımız ve her zaman paydaş, etkileşimli, uzlaşarak konuştuğumuz için hayatımızda sınırlar yok. Herhangi bir konuda hiçbir sınırımız yok. Ama bunun içerisinde bunu söyleyince insanlar hemen korkuyor. Saygı, şu bu falan vesaire. Hayır, işte ihtiyaçlarımızı duymaya ve birbirimizi gerçekten dinlemeye öğrendiğimiz zaman
Hiçbir sınıra ihtiyaç olmadan birbirimizi gözetmeyi öğrenebiliyoruz aslında. Bunu deneyimledik 8,5 yılında. Kızımız büyüdü. Özür dilerim. Buna şu an geldiğiniz bir yer mi? Hep mi böyleydiniz? Yani bu bir olgunluk gerektiriyor çünkü bu epeyce bir. Benim için mi soruyorsun? Evet. Yani tabii aile için aslında. Hepiniz için ama özel olarak sizin için. Yani buraya gelebilmek epeyce bir olgunluk gerektiriyor. Hep mi böyleydiniz yoksa bir süreç mi sizi buraya kadar getirdi? Mesela bir şey öğrendiniz mi yolda? Deneme yanılma. 9,5 yıldır kendi içime bakan bir insanım ben. Şu an zaten insanlarla paylaştığım deneyimle, gerek iletişimle ilgili, gerek insanla, fıtratla ilgili bu deneyimi paylaşıyorum aslında. 9 yıldır kendi içime bakıyor olma deneyimini. Bana soruyorlar, arazide ne yapıyorsun? İşte ne yaptın falan. Ben de onlara diyorum ki, düşünüyorum. Nasıl yani? Hiçbir şey yapmıyor musun? Ben düşünüyorum. Ben sürekli gözümün içinde, ne hissettim, ne deneyimliyorum. Gerçek ihtiyacım ne? Şu an ne oldu? Kızım öyle dedi, içimde ne uyandı? Benim hep böyleydi yolculuğum. O yüzden tabii ki bir anda olan bir şey değil. Ama kızımla hamile kalmaya karar verdiğim zaman içime bakmaya karar vermiştim. Ve öyle hani içimi şifalandırmaya, kendimi anlamaya niyet etmiştim. O yolculukta gelen bir şey. Ve eşimle ben de her zaman aynı çizgide değildik. Onun süreci bana göre daha farklıydı. Ve mesela son 2 yıldır biz de ikimiz aynı dili konuşuyoruz. Bu da şart değil yani, bazen bunu soruyorlar da eşimizle aynı. Hayır, ama eşim de kabulü hak ediyor. Onun da kendi fıtratı, kendi yapısı, kendi handikapları, içinde kendi dertleri var. Onu alan açtım. Onu dinledik. Birbirimizi dinledik. Ama bir tek yaptığımız şey oydu. Duymak yani. Hani. O yüzden bir ekran sınırımız da yok. Bunu konuşuyoruz. Bazen gerçekten bizim için çok rahatsız edici olabiliyor. O zaman endişemizi söylüyoruz, onu konuşuyoruz. Birlikte karar veriyoruz. Çünkü özellikle pandemi döneminde evin içinde olmak çok zor. Bu bağlamda ekran şeyi daha önceki deneyimimizin üzerine çıktı çok temelde. Evet. Evin içerisinde kalmak onu çok zorladı. Önce birazcık ona alan açtık. Bu ihtiyacını anladık. Yani adaptasyon ihtiyacını, dikkatini dağıtma ihtiyacını. Ama son 2 aydır dengeyi tekrar getirmek için beraber konuşuyoruz. Başka şeyler yapıyoruz vesaire böyle. Harika. Muharrem Hoca diyor ki yine, bu süreçte çaresiz kalıp çözümleyemediğiniz bir şey oldu mu? Ne demek istiyor? Belki sorusunu açmak ister. Yok, düşündüm mü? Çaresiz kaldığım herhangi bir şey oldu mu? Olmadı mı? Destek alma ihtiyacı duyuyor musunuz? Eşten, dosttan, akrabadan, işte komşulardan? Şu an ben çalışırken annemlere çok daha sık geliyorum. Allah yokluklarını vermesin. Evet. Yani önceden öyle değil. Tek başıma idare edebiliyordum. Ama şimdi ben çalışıyorum evde. Evden çalışıyorum ve zamana ihtiyacım oluyor. Annemlerin desteğini çok alıyorum. Tamam. Çok güzel. Soru var mı başka? Merak ettiğiniz bir şey. Bir de bu arada diğer okulsuz arkadaşlar, okulsuzluk deneyimi olan arkadaşlardan epeyce bir misafirimiz var. Yani illa soru cevap şeklinde olmak zorunda değil. Belki kendileri de yorum katkıda bulunabilirler. Seviniriz diye düşünüyorum isterlerse. Onlar var mı? Vallahi işte epeyce bir arkadaş var burada. Kendilerini belki tanıtırlar. İşte Duygu Hanım'ı görüyorum, Esra Hanım, Zeynep Hanım var Amerika'dan, ben şimdi açtı. Sorabilirim. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Seda, seni görmek çok iyi geldi. Dinlemek çok iyi geldi. Anlattığın her şey yine çok iyi geldi. Beni çok olumlu etkiledi açıkçası. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ahmet Bey'e de teşekkürler daveti için. Ben onu söylemek istedim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Zeynep Hanım. Benim. Evet. Nurgül Hanım bir şey soracaktı galiba. Mikrofonu açtı. Nurgül. Evet, lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim ses hakkı verdiğiniz için. Ben yeni katılabildim. Bir arkadaşım link atmıştı, sağ olsun.
Şey soracaktım, bu okulsuzluk döneminde tamam bazı etkinlikleri yapıyordur evde ama spor konusunda neler yapıyorsunuz? Acaba kaçırdım mı acaba sohbetin başında? Herhangi bir spora yönlendiriyor musunuz çocukları? Yoksa kendi kendilerine bulsunlar diye mi bekliyorsunuz? Hep o konuyu çok merak ediyorum okulsuzluk evresinde ama kimseyle konuşamadım henüz. Acaba... Benim kızımın öyle bir ihtiyaç belirtmedi henüz. At söyledi sadece. Onun için de yaşını 9 olarak kendisi belirledi. 9 yaşında at binmeyi öğrenmek istiyorum dedi. Biz de tam... anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Genel olarak çocuğumuzun sürdüğünü bekliyoruz. Herhangi bir şeyle. Ne yapmıyoruz ama seçenekleri görüyor. Bahsettiğimiz ya da konuştuk. Ha, at bineceğim dedi. Yani bir yönlendirme yapmıyorum. Onu diyecektim. Onun talebini bekliyorum. O kendisi bazı şeyleri ne zaman öğreneceği konusunda çok net. O yüzden onlarla ilgili bize söylüyor. Biz de o zaman yapıyoruz onu. Bu ihtiyaçla ilgili Fulya Hanım bir şey sormuş. Demiş ki ihtiyaç bağlamında kalmak için neler yapıyorsunuz? Bir yönteminiz var mı? Yoksa sadece dinliyorsunuz, gözlem mi yapıyorsunuz? Demiş. Bir yöntemim yok. Yani aynı evdeyiz. Birbirimizi sürekli duyuyoruz, dinliyoruz, soruyoruz. Halini hatırına. Akşamları her akşam yemekten sonra bir ufak tatlı, yaptığım bir tatlıyla bir çay içme muhabbetimiz var. Anne baba çocuk belli değil, ufaklığın olmadığı bir zaman alanı yaratıyoruz. Son 9 aydır, 6 aydır ya da neyse işte. Ondan sonra o güzel oluyor. Orada günü konuşabiliyoruz, yapmak istediklerimizi konuşabiliyoruz üçümüz birlikte. Öyle bir rutinimiz var. Başka? Evet. Ondan önce zaten hep temas halindeyiz, hep evdeyiz. Birbirimizi gözlüyoruz, gözlemleyebiliyoruz, dinliyoruz. Bir yöntemim yok. Tamam. Zaten Betül Hanım da onu sormuş, ona da cevap oldu. Herhangi bir konuda bir rutininiz var mı evde demiş, Cemre ile özel olarak. Zekiye, şimdi okulsuz arkadaşlar bilir, Zekiye ile konuştuk bugün mesela. Cemre'nin daha farklı bir şeye ihtiyacı olduğunu seziyordum. Başka bir okulsuz arkadaşa danıştım. Ne yapabilirim? İşte pandemi sürecinde evdeyiz. Daha çok uyarana ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Ama yönlendirme de kabul etmiyor. Ne yapabilirim diye. Zekiye'nin şöyle bir önerisi oldu bana. Onları daha önce biliyordum aslında. Onlar her hafta bir gün bir çay saati yapıyorlardı. Kitap okumalı, özel bir kitap, özel bir konuda konuşmalı ya da işte böyle arkasında hep beraber birlikte bir etkinlik yapmalı gibi. Bize de böyle bir şey önerdi. Ben de çay saati fikrini aldım. Ama tabii ki benim yönlendireceğim hiçbir etkinliği kabul etmeyecektir. O yüzden bir de buzdolabının üzerine asma, hani böyle fikir asma gibi bir şey talep şey yaptı, önerdi. Ben de onu da kabul ettim direkt. O çok iyi olur. Çünkü yönlendirme kabul etmiyor ama o bir uyaran. Buzdolabının üzerinde yapıp deneyler, gidip görülebilecek yerler öyle asılı olması liste halinde. Ya da işte böyle görselle beraber. Bu benim günde bir 10 dakikamı alıp şöyle bir ne deneyler var, ne yapabiliriz evdeki malzemelerle falan diye bakmama gerektirecek bir şey. Bunu yapmayı planlıyorum şu anda. Onun dışında bir şey. Normalde arazideyken hiç böyle şeyler gerek olmuyordu ama şu an evdeyken böyle bir uyarana ihtiyaç duyuyorum. Anladım. Yemleme yapıyor musunuz? Bu da benim sorum. İşte şu an yemleme yapacağım. Tamam. Yani ama yer mi bilmiyorum. Bu zamana kadar yapma ihtiyacı duymadığınız zaman anladığım kadarıyla. Şimdi yapacağım çünkü yani tek çocukken bütün gözünüz onun üstünde olabiliyor, gözlemleyebiliyorsunuz ama şimdi bir gözün birinin, bazen birinin, bazen birinin üstünde ve birisi çok küçük bunun. Evet. O yüzden zamanımı çok alıyor, yemleme yapacağım yani net. Tamam, kolay gelsin. Çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ediyorum herkese ama başta Hanım'a zaman ayırdığınız için. Ailenize de teşekkür ediyoruz hasreten. Başka soru varsa arkadaşlar katılabilir. Yoksa biz verdiğimiz sözü yerine getirip 1,5 saat boyunca kendisini sohbetiyle burada alıkoyduk. Ha, bir soru var. Son bir soru daha sorayım mı? Suna Karademir demiş ki aslında çocuğu soru değil galiba. Aslında çocuğu özgür bırakıp gözlemlediğimizde eğitim noktasında kendisini yönlendiriyor anladığım kadarıyla. Hanım da kızının ihtiyacını karşılamış. İkinci okul isterse gönderin dedim mesela. Çok hoşuma gitti. Yani sizi burada evet şey yapmış. Takdir etmiş davranışınız. Bir tek soru o zaman. Alperen Polat demiş ki büyüyünce ne yapmak istiyor? Merak. Yani o kadar soru ki
Ve şu anda yaptığı şeyler, işte vaktinin çoğunu resim yaparak, hikaye yazarak, ondan sonra ve şarkı besteleyerek geçiriyor. Ama bunların herhangi birini bir meslek haline getirmek istiyor mu? Hayır! Kesinlikle istemiyor. Bunları paylaşma konusunda bile çok ketum. Sadece resimlerini paylaşıyor, şarkılarını asla paylaşmaz. Ben zorla ve izinle kayıt alıyorum. Gerçekten o kadar güzel şarkılar yapıyor ki, ama herhangi biriyle paylaşmam yasak. Ondan sonra ileride ne yapmak istiyor? Hiçbir fikri yok. Şey diyor yani, hani tam işte sizin gibi çiftçi olacağım ve canımla ilgili çok yapacağım. Tamam, çok güzel. Fikri var yani, işte diyor ki bostanım var, yemek var, işte tamam, ben de canım ne istiyorsa onu yaparım. Profesyonel yani, olarak bir şey yapmak istiyor mu diye merak etmişler. Öyle bir şey yok. İşte bostandan elinin emeğini yiyecek yani. Herhalde bilmiyorum. Bakacağız zaman tamam. içerisinde yani. Istiyor. Allah güzel ömürler versin yavrularınıza. Bahtlarını güzel etsin inşallah. Sağlıkla birlikte büyümek nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma da, arkadaşlar adına da, herkese, başta size, eksik olmayın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Herkese. Şimdi ben mesela işte ODTÜ mezunuyum, kimya mühendisiyim ama mesleğimi yapmıyorum. Mühendisiydim artık, yani hani shift delete bende. Ben onları sildim. Yok yani hani Tüpraş'ta çalışıyordum işte, çok iyi. Diploma duruyor mu, yaktınız mı? Diploma nerede, hiçbir fikrim yok. Ve gerçekten o zamanlar yani hani 18-19 yaşındayken aklımın hayalime gelmeyecek ama bana çok keyif veren, gerçekten yaşam amacımla örtüşen, benim yolculuğumla örtüşen bir iş yapıyorum şu an, çok keyifli benim için. Ve bunun bir diploması da yok. Ve bu inanılmaz bir şekilde kendiliğinden gelişti. O yüzden şeyim yani, bu konuda kalbimde hiç endişe yok. Harika. Endişe. Yani de tabii ki kendi yolunu bulacak. Sizin çocuklarınız da bulacak. Şimdi 20 yıl sonra ya da 10 yıl sonra şimdi aklınızda olmayacak bir sürü iş alanı açılmış olacak. Kesinlikle. Belki bu okuldaki eğitim yetmeyecek yani. Bizim akademik dediğimiz eğitim belki o alanlar için gerekli eğitim olmayacak. Oraya hiç girmedik ama ben o kanaatteyim zaten, evet. Bu çok geniş bir şey. Sadece esnek olmak yeter. İster okula gönderin, ister göndermeyin. Siz kalbinizi, zihninizi esnetin. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Hiç kimsenin yok aslında. Eyvallah. Çok sağ olun. Akşamımızı aydınlattınız. Teşekkür ediyorum.